Bir kere bankanın eline düştün mü ondan sonra Allah yardımcın olsun senin. E buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Faizler mi düzenlenir? Ödeme limitleri mi düşürülür? Ya da kart limitleri mi belli bir yere gelir? Mesela şimdi gidip bir telefon alsan telefona en fazla 3 taksit yapıyorlar. Mesela önceki gün bir arkadaşımız bir telefon aldı 32 bin liraya iPhone yani ismini söylemek zorunda kaldım da <laughs> Rütük bu seferlik görmezden gelsin. Peki, şey, kaçtı. Sinan söylüyor. <laughs> Yaktı bizi diyor. <laughs> fiyatını, fiyatını söyleyince zaten markayı söylemesen de oluyor. Anlaşılıyor. Ee, 5 bin lira peşim verdi. Diğerini de kartından 3 taksitte kesecekler. Ya da 6 bin lira mı ne mi? Peşim Telefon verdi, taksitleri arttırıldı biliyorum. Yok 3 yani. üç taksit. 3'ün dışında veremiyor zaten. 3'ün dışında veremiyor. Şimdi mesela Bunlara da belki bir düzenleme getirilebilir. Daha geniş taksitler yapılabilir. Ne bileyim e, vatandaş sonuçta Gürkan bu işten muzdarip hükümette anladığım kadarıyla bankalar ikna edemiyor. Onun için önümüzdeki haftalara bıraktılar bu mevzuyu. Ben en azından bir rakamları evet. ortaya dökeyim ki Tablo nedir? Karşımızda ne var? Onu bilelim. Onun üzerinden konuşmak da daha faydalı olur. Tabii. Bu arada izleyicilerimiz hemen interaktif bir şekilde bize... Hemen geliyor kart borçları. Evet. Göndermeye başladılar. Ben de şunu ekleyeyim o zaman. İşte bir Şimdi bir saniye söyleyeyim de ben izin verirseniz. E 4,5 milyon kredi kartı dedi Barış Bey diyor bir izleyicimiz. Hmm. Doğru ama diyor onu hane olarak düşündüğünüz zaman... Ben de demin onu söylemiştim. 15-16 milyon kişiye... İnsanı etkiliyor bir tabii canım. Tablodur diyor. Bir onu söyle. Bir de bugün Bakanlar Kurulu'ndan çıkmadı ama masada olan şey şuymuş. 3 ee, formül masadaymış. Kredi kartları üzerine formül borcu, borcu öteleme, yeniden yapılandırma ve takip süresinin uzatılması olarak sıralanıyormuş. Yani böyle bir kredi kartı düzenlemesi varmış. Hacı, ha, Hacı'ya geçmeden önce şunu söyleyeyim. E, e, i̇zleyicimiz onu demiş ama yani ben tam tersini söylüyorum. E, 4.5 milyon kredi kartı 15-16 milyon insana ilgilendiriyor değil. Tam tersine 4.5 milyon kredi kartı aslında 500 bin ya da 1 milyon kişidedir mutlaka. Çünkü insanlar birden fazla kredi kartı kullanıyor. Yani ben kime rastlasam... Ama o 1 milyonu da tabii ev hal, hane halkıyla çarptığımızda Yani, yani o. E, o mesela onların içinde de çocuklar falan da var. Yani gençler de var vesaire çok fazla. Ama evi şey, bankadan aradılar. Mi? Evhanesi, evet, ev halkı Doğru. Doğal Onlar etkileniyor ama Çünkü yani bankacılar gece gündüz arıyor. 500 bin 1 milyon, milyon, milyon yani. arasında kadar kişiye değil. tekabül ediyor bence. Onu bir altın çizmek Peki. lazım. O yüzden söylüyorum. Hadi. Şimdi rakamları vermek önemli ama rakamları doğru okumak da önemli. Şöyle şimdi siz insanların kredi borçlarının artması elbette ki kredi borçlarından dolayı sıkıntıda olanlar var. Batanlar var. iş yerini kapatıp ama yeni iş yeri açanlar da var. Şu anda Türkiye'de mesela konutlardan bahsettik. TOKİ şu ana kadar e, 1 milyon 100 bin konutu teslim etti. 1 milyon 300 bin konutu da teslim etmek üzere. Yani 1 milyon 300 bin Türkiye'de konut yapmış bir TOKİ'den bahsediyoruz. Ne kadar sürede? Son 20 yıldan bahsediyorum. Son 20 yılda 1 milyon 300 bin kişinin konut almış olması demek Türkiye'deki 85 milyon vatandaş çoluğuyla çocuğuyla içinde olmak üzere e, toplu konut idaresinden, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı toplu konut idaresinden her 65 vatandaştan bir kişi konut almış toplu konut idaresinden. Peki bu konutu nasıl alıyor? E, bu konutu e, mesela bir konut çekilişi yapıldı geçtiğimiz yaz. 100 bin konut bu arada açıklanmıştı araya pandemi girdi. E, 400 bin TL tutuyor konut. Geçen e, yaz birkaç ay önce e, toplu konut idaresinden alan kişi katına göre aynı binada bir kat 260 bin lira. E, e, ideal olan katta 400 bin lira tuttu. İdareci. 3 artı 1 evden bahsediyorum. 3 artı 1 hemen hemen 90-100 metrekare bir evden bahsediyorum. Ankara'da mı? Ee, Ankara, şey, Ankara'da. Türkiye çapında böyle zaten. Türkiye'de genelde TOKİ'nin fiyatları oynamıyor. Ee, araziler, hazine arazisi oluyor genelde. Araziden kurtardığı için de yaptığı konut Maliyet daha düşürüyor. maliyeti düşürüyor. Ama e, ben 2 ay öncesi rakamı veriyorum. 3 artı 1 eve TOKİ 260 e, e, bin ila 450 bin TL arasına vatandaşa verdi. Ve e, vatandaş bunu nasıl ödüyor? Bakın ideal bir şey değil mi bu? %10'unu yani 260 binin %10'unu ödüyor. 26 bin TL ödüyor. E, 400 bin çıkan da 40 bin TL ödüyor. 40 bin TL ödedikten sonra kalan 360 bin lirayı 20 senede ödüyor. Yani 240 ayda ödüyor. Ve e, burada e, EFE tüfeğe bağlı artış yapılıyor. Şu anda e, taksiti 400 bin TL bu, geçen yani geçen yazki çıkan taksitinden rüya bahsediyorum. Gibi bir, rüya gibi bir model anlatıyorsun. <laughs> i̇şte çok iyi 400 400 bin bilmiyorsun Şaban Bey demek ki ben anlatıyorum 20 şu anda. Yıl veriyor. Sen hiç çok iyi bilmiyorsun demek ben ki. Böyle biliyorum Toki. ben de Ve şu anda o vatandaşlar 1500 TL taksitle Ankara'da ev sahibi oluyor. Güzel siteler yaptılar. Şu anda 1500 TL taksitle ev sahibi oluyor. <laughs> evet, ben şu tablata. anda neden bahsediyorum? toplu konut İdaresi'nin tamam, teslim ettiği 1 milyon 300 bin konut. Vatandaşa bunlar verilmiş. Yani 65 kişiden birisi ev sahibi olmuş. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu var. Hem de şunu söylüyorum. 1 milyon 300 bin kişi dolayısıyla kredi borçlusu haline de geliyor. Çünkü devlet bankasından gidiyorlar. Yani arada aracı falan yok. Toplu konut idaresinden gidip e, devlet bankasından Barış Bey gibi isim vermeyeyim. Devlet bankası da olsa <laughs> reklam yapmış olmayalım. İmzasını e, imzasını atıyor. Ve 20 yıl boyunca sabit sabit olarak e, borcunu biliyor ama efetüfeye göre işte şey e, fiyatları artıyor şimdi böyle olunca da Dolayısıyla 1 milyon 300 bin kişinin oldu kredi borçlusu oldu bu kötü bir şey mi bu tarafından okuyorum. Madalyonun bu yüzüne bakıyorum. Yani kredi borçlusu olmak eğer bir mal elde ediyorsanız kötü bir şey değil. Bunu da iyi okumak gerekiyor. O 4,5 milyon vatandaş değil 4,5 milyon kart. Ama bugün baktığınız zaman elinde hakikaten 4-5 tane kart var kişilerin. Evet, evet. 4-5 tane kartsız kişi kalmamış. Çünkü gittiğiniz zaman e, bazı yerlerde artık kartla alışveriş yapıyorsunuz. Bir petrol istasyonuna giriyorsunuz kahve alacaksınız. Türk kahvesi alacaksınız petrol istasyonunda. Makine koymuşlar. Makineye para geçmiyor. Makineye illaki bir kart okutman gerekiyor. Dolayısıyla kahve içmek isteyen vatandaş orada kart almak zorunda kalıyor. Bu bazı uygulamalarda da olabilir. Ben Peki. Ankara'dan İstanbul'a gelirken yaşadığım için söylüyorum. Yani kart istiyor. Hacı Peki, kartın limiti bitmemiştir inşallah. Benim kredi kartım şöyle. Bir tane var ve tane faiz vesaire işletmiyorum. O da Ev halkına vermek için kullanıyorum. Bankacıların en sevmediği ben müşteri. Ben ne evet. kullanıyorum? Bankamatik kartı kullanıyorum. Hmm, Benim evet. kartım bankamatik kartı, maaş kartı. Onu ben götürüyorum. İçinde para var ki para yoksa çekemiyor. Para çok yerisi yani. Gürkan Hacı. Şimdi peki. şunu da söyleyeyim. 82 milyar TL evet kredi. Ya ne oldu Barış ya arkadaş? Ee, vatandaş pandemi döneminde evine kapandı. Siz ne yaptınız pandemi döneminde? Ceket aldınız? internetle alışverişten yani kredi kartından ee, şeyi gıdasını bile kredi kartıyla ödeyerek e, aracılar yoluyla getirdi. Bir sürü motorize ekipler oluştu. Dolayısıyla Türkiye'de ve dünyada kredi kartı kullanımı arttı. Yani 82 milyardan 207 milyara çıkmasını bu yönden de okumanız evet, gerekiyor. Da arttı, Tabii ki şunu söylemek istemiyorum. Tablonun olumsuz yönleri vardır. Olumsuzluklar vardır ama rakamları bazen de doğru okumak lazım. Kredi kullanımı 100 milyardan geçen sene aynı döneme bu sene 3 katına çıkmışsa bunda pandeminin, evlere kapanmanın ve alışkanlıkların değişmesinin de etkisini çok doğru okumak lazım. Faizlerle ilgili de demeden geçemeyeceğim. Faiz sıfırlanmalı diyen hükümette de desteklemek lazım o zaman. Yani faiz efendim Merkez Bankası'nın reel faizleri değil, banka faizlerinin de düşmesi lazım. Mümkünse faizlerin sıfırlanması lazım. O zaman faizin sıfırlanması için de hükümete destek verelim anlamında söylemiyorum. Faizin sıfırlanması noktasında birlik olalım da şu faizler düşsün ortadan tamamen kalksın. Peki.